Geçen gün internette arkadaşlar gösterdi bana bir video. Birisi Müslüman olmuş, İslam'a girmeyi kabul etmiş. Çok meşhur televizyonda programları da olan bir imami Şii'nin yanına götürmüşler. İşte o hani biz Müslüman olan birine kelime-i şehadet telkin ederiz. İşte İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını filan öğretiriz filan. O da bu anlamda böyle bir ritüel var. Ona önce kelime-i şehadet söylemesini telkin ediyor. Adam kelime-i şehadet söylüyor. Arkasında diyor ki şöyle de. Eşhedü enne Eba Bekrin ve Umar'a ve Osman'a ve Aişe'te ve Hafsa finnar. Bu bir iman şartı olarak söyletiliyor yani. De ki ben şahitlik ederim ki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Aişe, Hafsa cehennemliktir. Bu bir iman şartı. Şimdi bunu niye yapıyorlar? Çünkü varlıklarını bu öfkeyi, kini, bu düşmanlığı yaşatmaya borçlular. Onu beslemeleri lazım yani. Evet. Onun için bakın dikkat edin, tarih boyunca bizim Şiilerle yan yana yaşadığımız çok olmuştur. Biz hiçbir Şii'yi sünnileştirmek için özel bir gayret sarf etmeyiz. Hiçbir şey yapmayız. İlmi mahfellerde münazaralar olur, tartışmalar olur, bu ayrı bir şey. Ama özel olarak Şiileri sünnileştirme diye bir politikamız, gayretimiz hiçbir zaman olmamıştır. Ama onların Sünnileri Şiileştirmek gibi bir şeyleri vardır, idealleri vardır. Bunu hiç aksatmadan yaparlar. Bugün bile İslam dünyasının her yerinde, hatta gidenler bilir, Amerika'da, Avrupa'da, Batı dünyasında. Hocam, Afrika'da mesela Sudan'da geçen bir alimi dinliyordum. Evet. Yani şu anda en büyük problemlerimizin bir tanesi bu dedi. Yani teşeyyü hareketi diye. Öyle. Evet hocam. Bunu hiç bırakmazlar. Bu onların adeta itikadi bir vecibesi gibidir. Mutlaka Sünnileri Şiileştirme politikası. Halbuki birçok putperest var. Yani birçok gayri İslam, mesela Kore, Japonya, ateist, birçok onlara ulaşmamız lazım hep beraber. Yani. Batı dünyası işte görüyorsunuz tefessüh etmiş, bitmiş. Evet hocam. Ama bu bütün bunların yanında onlar Müslüman Sünnileri Şiileştirmek gibi bir politika. Evet hocam.